Arkadaşlar, biliyorsunuz projemizin kısa başlığı tarihi mekan sınıf entegrasyonu. Biz bu projeyle tarih öğretiminde öğrenme verimliliğinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Tarih öğretiminde verim düşük mü ki? Nereden baktığınıza bağlı. Gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça gerilerdeyiz. Ayrıca prensip olarak bir işlemin, bir ürünün her zaman daha iyisi yapılabilir. Peki şu anda problem ne? Biz nasıl bir iyileşme yapacağız? Tarih bize her şeyin değişme halinde olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Doğru tabii. Doğru. Peki bu değişmenin itici gücü nedir, söyler misiniz? Teknoloji. Ve bilim. Bravo. Peki tarih öğretiminin sanki 100 yıldır hiç değişmemiş gibi yapıldığının da farkında mısınız? Evet. Bir hoca sınıfa giriyor, 2-3 saat ders anlatıyor, ondan sonra çıkıp gidiyor. Eskiden de böyleymiş. Etkileşim yok mu? Var ama çok az. Genelde öğrenciler arkasına yaslanıp sessizce dinliyor. Ayrıca kitap ve makale de okuyoruz. İyi de bunda ne yanlışlık var? Bir derste dönem sonunda aklınızda kalanları oranlarsanız yüzde olarak ne kadardır? %15-20 diyebilirim ama dersine göre de değişir. İşte problem bu. Bu oranı iyileştireceğiz. Nasıl yani? Eğitim birimciler uygun yöntemlerle öğrenme veriminin %80'e kadar çıkartılabileceğini söylüyor. Yani derste drama tarzını kullanma, görsel, işitsel materyale yer verme ve uygulama yaptırma gibi. Ya şimdi anladım problemin ne olduğunu. Yani verimsiz, ezbere dayalı, kısır bir öğretim. Güzel ifade ettin. Peki bu proje bu problemin çözümüne nasıl bir katkı yapacak? Öğrenme ortamını zenginleştireceğiz. Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. Eğitimi 2 boyuttan 5 boyuta taşıyacağız. Taşımalı eğitim mi yapacağız yani hocam? Evet. Evet mi, ben sadece espri yapmıştım. Bu nasıl olacak? Modern teknolojiyi kullanarak öğrenenleri zamanda seyahate çıkaracağız. Zaman makinemiz mi var hocam? Ben az önce bahsettiğimiz bu duyu olayını anladım ama boyut olayını anlayamadım hocam. Bana mekanı tarif edebilir misin? Eni, boyu ve derinliği olan bir yer, bir uzay alanında diyebiliriz. Yani mesela bu kütüphane. Bravo. İşte 3 boyutu tarif ettim bile. Mekan 3 boyutludur. Peki ya dördüncüsü ve beşincisi? Dördüncü boyut zaman. Böylece uzay zaman kavramını elde ettik. Uzay zamanda seyahat nasıl olacak? Warp drive mi yapacağız? Şimdi gözlerini kapat ve çocukluğunda güzel anıların olduğu bir noktaya git. Tamam. Neredesin? Ne görüyorsun? Burdur'da bizim ilkokulun bahçesindeyim. Başka kim var? Ne yapıyorsunuz? Yakan top oynuyoruz. Arkadaşlarım var. Çok eğleniyorum. Şimdi lise yıllarında bir noktaya gelelim. Hocam, zamanda seyahatten ne kastettiğinizi anladım ama burada sadece kendi hafızamızdaki kayıtlara erişiyoruz. Doğru. Görsel imajlar olarak canlandırmaya da dikkat ettin mi? Evet, çok canlıydı. Hatta adeta bir film gibiydi. Ama kendi dışımızdaki bir zamana nasıl erişeceğiz? Yine kayıtları kullanacağız ama bunlar harici kayıtlar. Yani? Belli bir uzay zaman kesitinde yaşamış insanların bilerek ya da bilmeyerek gayet doğal biçimde bıraktıkları kanıtlar, kayıtlar ve izler. Buna bir örnek versek? Yazılı kayıtlar, anıtlar, alet, araç gereçler ve fosiller, insan, hayvan fosilleri. Tarihçilerden mi bahsediyoruz? Geçmiş hakkındaki çalışmaları sadece tarihçiler yapmıyor. Antropolog ve arkeologlar da geçmiş hakkında çalışma yapıyor. Tarihçi olarak bizim ana kaynağımız yazılı kayıtlar. Aslında tarihi antropoloji ve arkeolojiden ayıran temel özellik de budur. Bu noktada bir örnek versek? Arkeologların Mısır ve Mezopotamya'da keşfettikleri en eski yazılı kayıtlar 5000 yıl öncesine gider. Bu zaman dilimi resmi tarihin başlangıcı sayılır. Resmi tarih, yani yazılı tarihle başlayan tarih öncesi karanlık çağlar olarak biliniyor. Elbette bir gün daha eski kayıtlar da bulunabilir. Peki yazılı kayıtlar ne derece güvenilir? Hafızamıza pek güvenmeyiz mesela. İyi soru. Yazılı kayıtlar çok iyi bilmediğimiz ölü bir dilde olabilir. Ayrıca bir topluluk başka bir topluluğu fetih yoluyla hakimiyeti altına almışsa kazananın bakış açısından tek taraflı bir anlatıyla karşılaşabiliriz. Ama bu çok doğal değil mi? Yani haklı olabilirsin ama biz sonuçta gerçekten ne olduğunun peşindeyiz. Güzel söyledin Büşra. Ayrıca olaylar meydana geldikten çok sonra yazıya geçirilmiş olabilir. Olay ya da olaylar sözlü olarak nesilden nesile aktarılırken
her anlatan bilinçli ya da bilinçsiz bazı değişiklikler yapar. Sonuçta kayda geçirildiğinde olay ya da olaylar aslında çok farklı hale gelmiş olabilir. Ben bunu biliyorum. 3 kişi birlikte şahit olduğumuz bir olayı 2 kişi benden çok farklı anlatmıştı. Bu algı meselesi. Söylediğin gibi her insan aynı olayı farklı algılayabilir. Bunun neden böyle olduğunu isterseniz uzmanımıza soralım. Dış dünyadan duyu organlarımıza yansıyan bilgi, gerçeğin duyu organlarımız tarafından zihnimizde aynı haliyle temsil edilmesini sağlamaktadır. Öte yandan algı söz konusu olduğunda duyu organlarımızdan elde ettiğimiz gerçeğe ait bilgi zihnimiz tarafından değiştirilmekte, dönüştürülmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır. Farklı bir anlatımla algı yoluyla biz dış dünyadaki gerçekliği farklı bir biçimde yorumlamakta ve ona anlam vermekteyiz. İşte algının bu özelliği nedeniyle aynı olaya maruz kalan veya aynı nesneye bakan iki gözlemci, olay ve nesne aynı olduğu halde onu farklı bir biçimde anlamlandırmakta veya yorumlayabilmektedir. Birden umutsuzluğa kapıldım. Tarih öncesi ya da yazılı kayıtlar öncesi meydana gelmiş olayları açığa çıkarmak hiç de kolay değilmiş. Durum böyleyse hakikati nasıl bulacağız? Şöyle, arkeologlar antik yapıları, eski yapıları ve mezar yerlerini kazabilir. Çeşitli alet, araç ve gereçlerden o dönemde nasıl yaşadıklarına dair çıkarımlar yapabilir. Buluntuların ve fosillerin yaşları çeşitli tekniklerle hesaplanabilir. Çeşitli teknikler derken hocam? Burada en çok kullanılan iki teknik var benim bildiğim. Karbon 14 metodu ve stratigrafi denilen bir metot. Ancak bunların açıklamasını uzmanından dinleyelim isterseniz. Fosillerin yaşı karbon 14 ölçümleriyle belirlenebilmektedir. Burada fosillerde bulunan radyoaktif karbon miktarının zaman içinde azalmasına ya da çözülmesine bağlı olarak yaşı hesaplanabilmektedir. Benzer şekilde buluntuların yaşı da bulundukları katmandaki kayaçların yaşlarının hesaplanmasıyla da belirlenebilmektedir. O zaman tarih sadece tarihçilerin yapabileceği bir iş değilmiş. Çünkü bunların hepsini birden yapabilen bir tarihçi duymadım. Evet ama tarihçi başka bilim dalları tarafından elde edilen bilgileri ve bulguları kendi çalışmasında kullanabilir. Aynen bizim bu projede yaptığımız gibi. Demek ki geçmiş hakkında daha sağlıklı bilgi elde edebilmek için disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Doğru. Bazı bilim adamları daha da ileri giderek disiplinler üstü bir yaklaşım benimsiyor. Hocam, bilim adamları dediniz. Ben kadam kelimesini daha önce hiç duymadım da yoksa diliniz mi sürçtü? Hayır, kadın ve adam kelimesinin birleşmesinden oluşan cinsiyet ayrımı yapmayan bir ifade. Bu kelime, kadam, Kayseri yöresinde dost, arkadaş anlamına da gelir. Az önce bahsettiğimiz disiplinler arası yaklaşıma bir örnek versek? Dil bilimciler bugün yaşayan dillerdeki benzerliklere bakarak insan topluluklarının yeryüzünde nasıl yayıldıklarını ve aralarındaki bağlantıları ortaya koyabilir. Aynı şekilde genetikçiler bugün yaşayan veya geçmişte yaşamış insan toplulukları arasındaki genetik farklılıklara ve benzerliklere bakarak aralarındaki bağları ve yeryüzünde nasıl yayılmış olduklarını ortaya koyabilir. Nitekim teknoloji ilerledikçe biz bunun örneklerini daha sık görüyoruz. Şimdi anlıyorum. Bütün bu parçaları disiplinler üstü bir yaklaşımla bir araya getirebilirsek o zaman uzak geçmiş hakkında zengin anlatılar oluşturabiliriz. Ancak bütün bunların bizi aşırıya götürmesine izin vermemeliyiz. Her tarihsel kanıt parçasının kaynağından alınması, okunması, diğer kaynaklarla karşılaştırılması, yorumlanması ve bağlamına oturtulması gerekir. Bu tür bir düşünme ve sorgulama tarihçilerin metodolojisini ve araç takımını oluşturur. Bugün bile meydana gelen olayların ancak küçük bir kısmını bir araya getirebiliriz. Ki bunun da birçoğu yanlış olabilir. Yanlışları düzeltme imkanı yok mu? Var. Günümüz tarihçilerinin yaptığı kurguların pek çoğu gelecekteki tarihçiler tarafından sorgulanır. Eksiklik ve yanlışlıklar yeni yöntem ve teknolojilerle elde edilen bilgilerle düzeltilir. Biz gerçeğe yaklaştıkça o bizden uzaklaşıyor mu? Öyle de diyebiliriz. Mutlak gerçeğe ulaşmak pratikte mümkün değildir. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu.
İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? 12 bin yıl öncesine, erken Neolitik döneme. Bereketli Hilal adı verilen bölgede bulunan Göbekli Tepe'ye. Hocam neden burayı ilk seçtik? Çünkü bugünkü bilgilerimize göre, altını çizerek söylüyorum, modern toplum yapısı ilk orada oluşmaya başladı. Dolayısıyla yolculuğumuza uygarlığın sıfır noktasından başlamış olacağız. Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. Göbektepe hakkında dünyanın ilk tapınağı olduğu teorisinin yanı sıra uzaylılar yaptığı gibi birçok da spekülasyon üretildi. Yani öyle ki Göbektepe spekülasyonun tepe yaptığı nokta oldu. Yaz, işte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Burası hakkında neden bu kadar çok teori üretiliyor? Neden bu kadar çok spekülasyon yapılıyor? Bunu anlamış olacağız. Ben en çok da Avustralya yerlileri ile Göbekli Tepe insanı arasında bağlantı kuran şu sembolü özellikle görmek istiyorum. İki insanın buluşup konuşması anlamına geliyormuş. Vay be, nereden nereye? Ta 12 bin yıl öncesi Göbekli Tepe ve Avustralya nereden baksan 15 bin kilometre mesafe. Yani böyle bakınca zaman ve mekan kavramları anlamını yitiriyor. Tabii bu doğruysa. Nereden buldun onu Ayşe? Sosyal medyadan binlerce kez paylaşılmış, en son meşhur bir profesör paylaşmıştı. Ben de oradan aldım. Peki tamam. Ama önce şu bahsettiğimiz problemi bir yerinde görelim. 100 yıl önceki gibi ders yapılan bir sınıfa birlikte gidelim. Evet, gidelim.